Merhaba arkadaşlar, ben Taha. Hepinize merhaba. Bugün eğlenceye dair her şey kanalının ilk videosu ya da ikinci videosunu çekiyorum, bilmiyorum artık hangisi olursa. Bugün sizlerle hiç videosu olmayan ve bir türlü çözümü olmayan bir oyun olan Soccer Manager'in nasıl kasma sorununu çözeceğimizi göstereceğim. Biz bunu sizinle beraber ayarlayacağım. Gelin deneyelim. Şimdi hızlıca önümde bir maç var. Ona ilerleyeceğim. Şimdi böyle. Öncelikle ben yenilemenizi tavsiye ederim. Windows 7'de yapıyorum. Diğer Windows'larda olur mu? Hiçbir fikrim yok. Evet, şimdi devam ede basıyorum. Ya düz bir basamadım. Direkt kasmayla başladık. Bu kasmadan değil de benim bilgisayarımdan ziyade. Şimdi oldu bakın. Şimdi onu yeniledik. Beyler bu kasma olur biraz. Gördüğünüz üzere yeniden gireceğim. Sizinle beraber girmek istiyorum. Ki benim için daha uygun olsun sizin için de. Yükleniyor, lütfen bekle diyor bize. Biz de bekliyoruz. Video bendi kemle çekiyorum. Soccer Manager'da kasma sorunu bendi kemle çözüyoruz arkadaşlar. Bendikem yani Soccer Manager gerçekten arkadaşlar oruç oynayan müthiş bir oyun. Kötü ama gerçekten 2D bir oyun ama gerçekten çok iyi ya. Acayip eğleniyorum. Şimdi devam ede basıyoruz. Bekledim. Kirada falan şu an teklif meklif kabul etmiyorum. Neyse maça ilerleyemeyiz ki. Alanyaspor iyiymiş yani, Alanyaspor'a göndeririz. Sever Havaş'ın oynamak gibi olmasın. Evet, ilerleyelim. Önümüzde Antalya maçı var. Bakalım nasıl olacak. Önümüze ilkten bir reklam çıkabilir. Or maçlardan önce. O reklamı geçebilirsiniz. Biraz da bekleyebilirsiniz. O reklam eğer gelmezse bir dakika beklersiniz. Sonra oyuna tekrardan devam edersiniz. Ama onun daha kısa bir yolu var. Tekrardan oyunu açmak. Tabii eğer bir sıkıntınız yoksa transfer falan. Evet, şimdi ilerle. Evet, kadro madro hiçbir şey ellemeyeceğim. Sadece Volkan Demirel kadroya alasın geldi neyse. Şimdi Volkan Demirel'i aldık, kasma başladı ya. Evet, maç oynuyoruz bakalım. Maç. Maç şimdi, evet, size söylediğim reklam geldi. Biraz bekleyeceksiniz. Yükleyecek şimdi reklamı. Evet, reklamı yüklemesini bekliyorum. Xbox'ın ses var beyler. Evet beyler, dünyanın en çeşitli oyunlarından biri. Karşınızdaki oyun. Benim en sevdiğim oyun War Thunder Battlefield 1. Biliyorum ben onu. Ve herkes oynamasını tavsiye ediyorum. Çok zevkli bir oyun. 21 Ekim'i bekleyin. Yani tam bugün çıktı. Ve acayip zevkli. Elime ulaşınca ben de oynayacağım. Evet, şimdi kasma sonuna gelelim. Şurayı bir kapatayım. Her şey böyle 2D sahada maçımızı yapıyoruz. Kasmaya başladık. Bakalım kasacak mı? Kasma öbürlerine ziyade daha. Şimdi bir dakika, bir dur. Şimdi sizlerle şuradan ben bir tane açıyorum. Ve ayarlarla oynuyorum. Şimdi 30 FPS ya. Kaliteyi 30 yapacağız. Kodek falan. FPS'e yükselteceğim. Böyle bir devam edelim. Bakalım daha fazla kasıyor mu? Zor vurdu. Emboli kurtardı. Kasma inat var. Ben bu kasmayı en sona indireceğim şimdi. İyi bakalım beyler, ayarlar. Ses falan var burada. Webcam var mı? Bakalım var mı? Ayarlar. 50 FPS'i düşürüyorsun. 30'a kadar düşüreceğim. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi devam. Kalite yine de kötü olmuyor oyunda fazla ya. Bence.
Arkadaşlar bu başlamada da olabilir. Bunun için bakın şimdi sol geliyor. Böyle bu kasma bir kasma değil yani az bir kasma. Bu kasmayla bence oynanır. Vuruyor. Oha Embolo kurtardı sanırım bir anda sola böyle söverim. Neyse söv kurtardı. Söv kurtardı diyorum. Gol attı. Devam ediyor. Kasma var abi. Tam maça verildim. Böyle böyle. Her şey biraz ağırdı. Yo o kadar da değil. Genişletmişim. Evet daha iyi bir ayarım var. Aklıma geldi. Yapmak istedim. Şu an oyun devam ediyor. Dur. Şimdi şuradan ayarlara tıkladık. Geldi. VPS'i 29.97 bir şey ilerledik. Ve bunu 30'da direkt bıraktık. Bence çok iyi. Deneyeceğiz. Bakalım nasıl olacak. Kartman çıkıyor. Oyun zevkli beyler yani. Tam menajer ortamı. Evet. Kasma sorunu baya bir gitti. Baya bir gitti beyler. Farkındasınız bilmiyorum ama kasma sorunu baya. Farkındayım şu an. Evet şu an pozisyon yok şansımıza. Tam bir pozisyon verin lan. Pozisyon verin de görsünler. Arkadaşlar yani pozisyon yok ya. Böyle bir şey olabilir mi? Aaaa. Biraz da kadro incelemesi yapalım hadi. Kadroma şu an dersiniz ki yok şu nasıl olmaz şu nasıl bu olmaz. Ben kadroyu ellemedim. Şu banlar halde de hiç beğenmedim ya. Ne kadar. Neyse oynar hareketlendirilecek kişileri sokmak istiyorum. Nancy'i de alalım. Alper'i alalım. Onlar oyunu hareketlendirilebilir. Stoftay'la da Alper'i alasım geldi dersen. Neyse aldık. Kasma biraz daha iyileşti benim için. Bir yenileme butonuna tıklayacağım. Evet yeniledim. Ve devam. Maça full HD'den çok güzel bir kasma sorunu şu an gideriliyor. Böyle. Şu an güzel. Şu an harika hatta. Şu an öbürlerine göre böyle çok daha iyi. Danilo vuruyor Volkan Demirel. Gördüğünüz gibi bu şekilde Emenike kullanıyor. Emenike'nin pası Topal ve Emboli. Evet şimdi sizinle bunu tekrardan başlayacağım. Şimdi Bela yani Bela Bela ayarları en baştan ayarlayıp öyle deneyim. X bit falan bir şeylere bakayım. Direkt 30 FPS oynamak istiyorum. Kaliteyi düşürtmeyeceğim Bela. Bu sesin yani sesten bir olay yok. Her şey videoda. Hazır ayarlara gelelim. Bir bakalım. PowerPoint için, düzenlemek için, Sony Vegas için falan. YouTube'da 360 part çok berbat. 480 partta kötü olur mu? O şu an onun düşüncesindeyim. 480. Deneyelim ya. Yani denemekten fayda var yani. Bir dakika bakalım. Zı. Hadi. Böyle maç yani deneyeceğim ya. Denemekte fayda var. Bakalım. Şu an herhalde saklamayacağım ilk videosu olur şey için. Kasma sorunu çözmek için. Benim bilgisayarımdan da kaynaklanıyor olabilir ama ben bir deneyeceğim yine de. Maçı hızlıca bir oynayalım. Şu reklamda hızlıca bir geçelim. 15 saniyeden. Evet. Bir reklam. 2'de 1 ve 0. Ses olmadan reklam değişti. Evet. Şu an maçımız başladı. Bakalım nasıl olacak. 480 var.
Biraz bekleyeceğim bayağı bir. İkinci yarıya kadar bekleyelim. Sonra da yorumumuzu yapalım. Vur topa ve gol. Harika. Beyler böyle oluyor. Beni izleyen herkese çok teşekkür ederim. Böyle olduğu için de çok mutluyum. İnşallah size de yarar. Biraz kasma var ama video çekmeyecek.